Sözlerime başlamadan önce tüm dünyanın gözü önünde Çin tarafından soykırıma ve asimilasyona tabi tutulan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı belirtmek ve nefes aldığımız sürece zulmün ve zalimin daima karşısında duracağımızı, mazlumların susturulmaya çalışılan sesi olacağımızı açıkça dile getirmek istiyorum. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile yaşam hakları, aile hayatları, düşünce, ifade, din ve vicdan hürriyetleri, özgürlükleri garanti altına alınan Doğu Türkistan Türklerine uyguladığı soykırım ve asimilasyon politikalarından ötürü Çin yönetimini şiddetle kınıyoruz. Resmi adı Çin Halk Cumhuriyeti olmasına rağmen kendi devlet sınırları içerisinde yaşayan Doğu Türkistan halkına sistematik bir şekilde işkence uygulayan ve insan haklarına asgari düzeyde dahi riayet etmeyen söz konusu devlet 1990 yılında Barın katliamı olarak adlandırılan insanlık suçuna dair paylaşımlarımız nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı doğrudan hedef almıştır. Bununla yetinmeyen Pekin yönetimi devletimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşın bir meydan okumaya girişmiştir. Bilinmelidir ki Türkiye Birleşmiş Milletler'in kurucu metnine sadık kalmak suretiyle söz konusu metinde yer alan temel ilkeler olan devletlerin egemen eşitliği, toprak bütünlüğü ve iç işlerine karışmama ilkelerine sadakat noktasında sicili en temiz devlettir. Partimizi ve genel başkanımızı hedef alarak Türkiye'ye yönelik savrulan tehditlere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü hiçbir devletin küstahlığına malzeme edilemeyecek ölçüde kutsalımızdır. Dolayısıyla insan hakları ve özgürlüklerini içe sayan Doğu Türkistan Türklerine karşı sistematik bir şekilde insanlık suçu işleyen Pekin yönetiminin diplomatik lisana aykırı bu küstahlığını en yüksek perdeden kınadığımızı tekraren kamuoyuna ilan ediyoruz. Ve son söz olarak Pekin yönetimini aklını başına almaya davet ediyoruz. Muhatabının Ankara ve Yüce Türk Milleti olduğunu hatırlatır. Çinli diplomatlara kadim Türk tarihini yeniden okumalarını hatırlatır ve Türk'e parmak sallamadan önce uzun uzun Çin Seddi'ne bakmalarını tavsiye ederiz.